Kovalanmış Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kovalent bağ ile tanışacağız. Metalik bağ ile tanışacağız. Yepyeni bir derse haydi gelin hız kesmeden başlayalım. Tabii ki öncelikle bu dersimizde neler göreceğiz? Gelin bir ona göz atalım. Kovalent bağ ile tanışacağız. Kovalent bağı kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Polar kovalent bağ ve apolar kovalent bağ olmak üzere. Daha sonrasında tabii ki molekülde polarlık ve apolarlıktan bahsedeceğiz. Tabii ki polar ve apolarlıktan polar kovalent bağ ile moleküldeki polarlık apolarlık birbirinden farklı şeyler olacak. Daha sonrasında ise kovalent bağlı bileşikleri adlandırmayı öğreneceğiz. Nasıl bu bileşikleri okumamız gerektiğinden bahsedeceğiz ve en sonda da metalik bağ kavramıyla tanışıp dersimizi sonlandıracağız. Tabii ki derse başlamadan önce ödevlendirmemizi yapalım. Sıfırdan 9'a konu anlatımı soru bankası ne yapacak? Bize eşlik edecek. Buradan sayfa 114'ten 124'e olan kısımlı hep beraber oturacağız. Bir güzel çalışacağız, çözeceğiz ve dersi iyice öğreneceğiz. Sonrasında ise Dinamo Soru Bankası bize eşlik edecek. Konuyu çalıştıktan sonra bir güzel buradan da sorularımızı çözüp dersimizi iyice ne yapacağız? Pekiştireceğiz. O zaman haydi bakalım hız kesmeden derse başlayalım. Evet, tabii Peki derse başlamadan önce kimyasal türler arası etkileşimleri daha önceden sınıflandırdığımızı hatırlamamız lazım. Bu kısım bizim için çok değerli. Bakın bir önceki dersimizde güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler olmak üzere kimyasal türler arası etkileşimleri ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık. Güçlü etkileşim deyince bizim aklımıza ne gelecekti? Tabii ki atomların arasındaki etkileşimler gelecekti. Ve atomlar arası etkileşimlere biz ne isim vermiştik? Kimyasal bağ adını vermiştik ve atomlar arasındaki bu etkileşimleri yani kimyasal bağı da iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere üçe ayırmıştık. Bugün kovalent bağ ve metalik bağ ile derse devam edeceğiz. Bir diğer ayırdığımız kimyasal türler arası etkileşimler ise zayıf etkileşimlerdi. Zayıf etkileşimleri de van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı olmak üzere kendi içerisinde ne yapmıştık? 2'ye ayırmıştık. Zayıf etkileşimler güçlü etkileşimlerden farklıydı demiştik ki zayıf etkileşimler arasında moleküller arası etkileşim söz konusuydu. Güçlü etkileşimlerde ise atomlar arası etkileşimler söz konusuydu. Bunları asla birbirine karıştırmayacaktık. Çünkü moleküller arası etkileşimler bize neyi temsil etmekteydi? Fiziksel bağı temsil etmekteydi. Unutmayacağız. Pekala yani o zaman diyoruz ki kimyasal türler arası etkileşimlerde güçlü etkileşim olan kovalent bağ acaba nasıl bir bağdır? Hadi gelin bir de bunu öğrenelim. Daha önceden iyonik bağın bir metal ile bir ametal atom arasında gerçekleştiğinden bahsetmiştik ve elektron alışverişi sonucunda iyonik bağ oluşuyordu. Kovalent bağ ise ametal atomları arasında oluşacak ve elektronlar ortaklaşa kullanılacak. Çünkü bunun sebebi nedir? Ametal atomları ne yapmaya çalışır? İkisi de elektron almaya çalışacak. E tabii ki ikisi de elektron almak istediği için iki ametal atomu elektronlarını beraber kullanacaklar ve böylelikle elektron ortaklaş Sonucunda ne oluşacak arkadaşlar? Kovalent bağ oluşacak. İşte burada ortaklaşa kullanılan elektronlara biz bağlayıcı elektron adını vereceğiz. Yani aslında bağlayıcı elektrondan kastımız nedir? Tabii ki bağ yapımına katılan elektronlardır bunlar. Eğer bazı elektronların bağ yapımına katılmadığını da göreceğiz. Eğer böyle bir elektronumuz varsa da ne olacak? Ortaklanmamış yani aslında bağ yapımına katılmamış elektronlar olarak adlandırılacak peki kovalent bağı biz kendi içerisinde aslında ikiye ayıracağız polar kovalent bağ kavramıyla tanışacağız daha sonrasında ise apolar kovalent bağ kavramıyla tanışacağız bakın polar kovalent bağ deyince kesinlikle farklı cins ametal atomları ne yapacak bir araya gelecek ama apolar kovalent bağda ise kesinlikle aynı cinsle ametal atomları ne yapmak zorunda bir araya gelmek zorunda o zaman diyoruz ki aynı ametal atomları bir araya gelerek kovalent bağı oluşturursa adına ne verdik apolar kovalent bağ adını verdik gençler unutmayalım mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz o 2 h2 n2 gibi örnekleri ne yapabiliriz verebiliriz ]biliriz. Bakın iki oksijen atomu burada ne yapmış? Bir araya gelmiş ve bunun sonucunda oluşan düz çizgiyle gösterdiğimiz kimyasal bağımız ne oldu? Apolar kovalent bağ olarak adlandırıldı. Eğer farklı metal atomları bir araya gelirse de ne demiştik? Buna da polar kovalent bağ adını vereceğiz. O zaman diyoruz ki bu metal atomları aynı cins mi farklı cins mi bizim için çok önemli. Diyoruz ki mesela H2O'yu açacak olursak su molekülünün açılımı şu şekilde gerçekleşir gerçekleşir Lewis nokta yapısına göre ve diyoruz ki bakın şuradaki bağlar nasıl bağlardır? Farklı cins iki ametenin bir araya gelmesi sonucu oluşan bağdır. O yüzden biz buna polar kovalent bağ adını vereceğiz. Peki moleküldeki polarlık ve apolarlık ile ne yapmayacaktık? Kovalent bağdaki polarlık apolarlığı birbirine kesinlikle karıştırmamalıyız. Moleküldeki polarlık apolarlık bambaşka bir durum. Polar kovalent bağları düşünecek olursak burada farklı metal atomları bir araya geliyordu. Farklı metal atomları bir araya geldiğinden dolayı buradaki çekim kuvveti nedir arkadaşlar? Birbirinden farklıdır. Farklı olduğundan dolayı bu çekim kuvveti sonucunda kutuplaşmalar meydana gelir. Ama çekim kuvveti eğer şayet farklı olmasaydı tabii ki ne olmazdı? Kutuplaşma olmazdı. O zaman diyoruz ki apolar kovalent bağlarda aynı cins ametal atomları arasında çekim kuvveti farkı olmayacağından dolayı kutuplaşma olmaz. Bu kutuplaşma biz aslında bir moleküldeki polarlık apolarlığı mı verecek? Tabii ki evet. Peki çekim kuvveti eğer bir elementin yüksek ise o element kısmi negatif yüklenecek ama eğer çekim kuvveti bir element düşük ise de o element kısmi pozitif yüklenecek. Az önce mesela su molekülünü konuştuk. Suyun açılımı nasıldı? Şu şekildeydi. Oksijenin burada elektronegatifliği çok yüksek olduğundan dolayı kendisi kısmi negatif yüklenirken diyoruz ki hidrojenler kısmi pozitif yüklenir. Aa O zaman diyoruz ki burada aslında bir kutuplaşma mı meydana gelecek? Evet. Ha, o zaman dedik ki moleküldeki polarlık apolarlık aslında bu kutuplaşmalar sonucunda mı oluşacakmış? Evet. Şimdi bir molekülde eğer merkez atom dediğimiz kavramda ortaklanmamış elektron çifti varsa biz o molekülü arkadaşlar polar molekül adını vereceğiz. Eğer merkez atomumuzda ortaklanmamış elektron çifti yoksa da o molekülün molekül bakımından apolar olduğunu ne yapacağız söyleyeceğiz. Bir daha altını çiziyorum lütfen bunu kovalent bağdaki polarlık apolarlıkla ne yapmayalım karıştırmayalım. Peki burada bir bunları bir kısmımız var bakalım bu ne demek? Gelin bir de ona göz atalım. Bakın polar olan moleküller aslında kutuplu moleküllermiş. Az önce bakın biz burada suyun aslında ne dedik? Kutuplu bir molekül olduğunu söyledik. Kutuplu demek polar molekül demekmiş. O zaman an itibariyle biz suyun polar bir molekül olduğunu mu öğrendik arkadaşlar? Evet. Polar, kutuplu ve dipol aynı anlama gelecekmiş. İlerleyen kısımlarda zayıf etkileşimlerde bu bilgi bize lazım olacak mı? Evet olacak. Peki devamında ne diyor? Apolar olan moleküller ise kutupsuz yani indüklenmiş dipol etkileşimlerinden burada ne yapacağız bahsedeceğiz. O yüzden buraya da kocaman bir yıldız attık. Peki molekülde polarlık kapolarla aslında biz sadece bu şekilde mi karar vereceğiz? Nasıl bunların bağ yapılarını göstereceğiz? Polar veya apolar olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Gelin bir de ona göz atalım. Az önce suyun açılımının şu şekilde olduğunu gösterdik ama bu açılımı nasıl yazabileceğiz? Yani bunu yazabilmeyi bizim öğrenmemiz lazım aslında. Tabii ki bunu yazabilmek için Lewis nokta yapısından yararlanacağız. Oksijenin atom numarasını 8 vermişler. Yani biz bunu 2'ye 6 diye açarız ve oksijenin Lewis nokta yapısındaki 6 elektronu ne yaparız? Yerleştiririz. Bakın şu yalnız olan şu iki elektron nedir? Bağlayıcı elektrondur. Yani bağ yapımına katılacak olan elektronlardır. İşte bu bağlayıcı elektronlar ne yapıyor? Yanına gelen hidrojenle bağ yapıyor. Şurada kalan kalan ortaklanmamış elektron çiftleri ise burada oksijenin üzerinde bekliyor. Ve oksijen burada en çok bağ yapan atom olduğundan dolayı aslında nedir? Merkez atomdur. O zaman diyoruz ki oksijen en çok bağ yapan ne? Atom. O yüzden de biz oksijene ne diyeceğiz? Merkez atom adını vereceğiz ve eğer merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa o moleküle ne diyecekmişiz? Polar diyecekmişiz. Ha, o zaman molekülün polar mı apolar mı olduğuna aslında biz bu şekilde açılımlarını yaparak ne yapabiliriz arkadaşlar? Karar verebiliriz. Peki karbondioksite geldiğimde karbonun atom numarasını 6 vermişler. 2'ye 4 diye açtım. Karbon onun bakın dört tane neyi var? Lewis nokta yapısı var ve karbon aslında dört tane yalnız elektrona sahip olduğu için dört bağ yapabilme özelliğine mi sahip? Evet. Az önce oksijenin de iki bağ yapabilme özelliğine sahip olduğunu söylemiştik. O zaman karbondioksit molekülünü açacağım zaman oksijen iki bağını kimle yaptı? Karbonla yaptı. Tepesinde kalan ortaklanmamış elektron çiftlerini yazdık ve o zaman karbon diğer iki bağını da diğer oksijenlerle yaptı ve böylelikle aslında karbondioksit molekülünü ne yapmış olduk? Açmış olduk. En çok bağ yapan atom yani merkez atom burada karbon olduğundan dolayı ve onun üzerinde noktacık olmadığından dolayı karbondioksit nasıl bir moleküldür? Apolar bir moleküldür. Çünkü merkez atomunda ortaklanmamış elektron çiftine sahip değildir diyoruz. O yüzden de karbondioksit nasıl bir molekül? Apolar bir molekül. Güzel. O zaman diyoruz ki yeah. Her bir molekülün polarlığını apolarlığını aslında bu şekilde açarak ne yapabiliriz? Belirleyebiliriz. Ama size kolaylık olsun diye bir tablo verdik arkadaşlar. Bakın burada birçok molekül var ve bu moleküllerin polar mı apolar mı olduğunu ne yaptık? Listeledik. Tabii ki isteyen arkadaşlar bu listede bu molekülü gördüğünde polar mı apolar mı diye ders çalışırken bu listeden ne yapabilir? Yararlanabilir. Ama en çok dikkat etmenizi istediğim şey, bakın molekülün polarlığı apolarlığını tamam. Şurayı ezbere bilebilirim. Ama bağ polarlığını ezbere bilmenize asla gerek yok arkadaşlar. Nasıl bileceğiz? Tabii ki aynı cins ametal atomları bir araya gelirse o bağ neydi? Apolar kovalent bağydı. Eğer farklı cins ametal atomları bir araya geliyorsa da o bağ neydi? Polar kovalent bağ olarak adlandırılıyordu. Yani bağın polarlığı kısmını hiçbir şekilde aslında ezbere bilmemize gerek yok. Ama molekülün polarlığında bir süre sonra aslında bu moleküllerin polar mı polarlığın mı olduğunu bilmek bizim için çok büyük kolaylık sağlar. O yüzden bu tabloyu muhakkak defterinize not alın bence. Peki Geldik kovalent bağlı bileşiklerin sistematik adlandırılmasına. Hatırlayın, daha önceden iyonik bağlı bileşikleri ne yapmıştık? Adlandırmıştık. İyonik bağlı bileşikleri adlandırmayı öğrendiysek, bundan sonraki süreçte tabii ki ne yapacağız? Bir de kovalent bağlı bileşikleri adlandıracağız. Kovalent bağlı bileşikleri adlandırırken önce birinci ametalin sayısını yazacağız. Daha sonra bu ametalin adını yazacağız. Adını yazdıktan sonra da tekrar ikinci ametale geçeceğiz ve ikinci ametalin sayısı ile adını yazdıktan sonra bu işi çözeceğiz. Tabii ki ama burada ametalin sayısını yazarken 2 diye yazmayacağız. Latincelerini yazacağız arkadaşlar. Gelin o yüzden bunları bir kısmındaki bilgimizden ne yapmalıyız? Yararlanmalıyız. Bakın burada bize latince sayıları vermişler. 1 mono demekmiş, 2 di demekmiş, 3 tri demekmiş, 4 tetra demekmiş. Muhakkak bu sayıları ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. O zaman gelin kovalent bağlı bir ilişkileri ne yapalım? adlandıralım. Azota baktığımızda altına ne var? 2 var. O zaman diyoruz ki D demekmiş 2. di azot diye ne yaptık? Ametalin önce sayısını yazdık. Daha sonra adını yazdık. 5 ne demekmiş? İkinci ameteldeki sayımız 5. Penta demekmiş. O zaman penta diyoruz. Oksijenin eksi 2 değerlik almış hali neydi? Oksit olarak adlandırılıyordu. O zaman N2O5 molekülünü D azot penta oksit şeklinde ne yapabiliriz? Okuyabiliriz. Ya burada çok değerli bir bilgi var. Birinci ametaliniz bir ise mono eki almaz arkadaşlar. Ha ikinci ametalin sayısı bir ise mono ekini ne yapar? Alır ama birinci ametal asla mono ekini almaz. O zaman diyoruz ki NO2 molekülünü adlandırırken mono azot demeyeceğim. Direkt ne yazacağım? Ametalin adını yazacağım. İkinci ametale geldiğimde di oksit şeklinde ne yaptık? Adlandırdık. Azot dioksit diye bu molekülü ne yaptık? Okuduk. Peki buraya geldiğimde ilk ametal sayısı birse bile yazılmaz demiştik. O zaman diyoruz ki direkt adını yazdık. Karbon dioksit şeklinde ne yaptık? Bunu okuduk. Buraya geldim. Kükürt bir ama ne yapmazdı? Yazılmazdı. O zaman diyorum ki ne yazacağım? Kükürt diye ametalin adını yazacağım. ikinci ametale geldiğimde üç sayısını görüyorum. Kükürt, tiri oksit olarak ne yaptık? Okuduk. Geldik NH3'e. Kocaman bir yıldız atın buraya. Çok önemli bizim için. Diyoruz ki NH3 istisna birazcık burada farklı bir okunuş söz konusu. Tersten başlıyorum. Hidrojenin altında ne var? 3 var. O zaman diyorum ki tri hidrojen diye bunu okuyacağım. Sonra azota geçtim. Tek bir tane azot var. Mono dedim ve azot demeyeceğim. Azotun eksi 3 yüklü halinin adı çünkü nitrür oluyordu. O zaman NH3'ü yani amonya adlandırırken trihidrojen mononitrür diye ne yapmalıyız? Adlandırmalıyız. Pekala o zaman gelin şu ana kadar öğrendiklerimizi bir ne yapalım? Pekiştirelim. Demişler ki karbondioksit molekülü ile ilgili bu ifadelerden hangileri doğrudur? Biz az önce karbondioksit molekülünü açmayı öğrendik mi arkadaşlar? arkadaşlar öğrendik. Şu şekilde mi açılıyordu? Evet. Peki merkez atom burada kimdi? Karbondu ve merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. O yüzden bu molekül nedir? Apolardır demiştik. Polar bir moleküldür diyor. Tabii ki hayır kendisi apolar bir molekül. Peki molekül içi bağları diyor bakın. bağın polarlığı polarlığından bahsediyor. Molekülün kendisinden değil molekülün içine odaklanmamızı istiyor. O zaman şu içindeki bağ bakıyorum. Oksijen ve karbon ikisi de ametal ama farklı cins ametal mi bunlar? Evet. O zaman burada hangi kovalent bağ vardır? Farklı cins olduğu için polar kovalent bağı vardır diyeceğim. Evet. O zaman bu yargı doğru mu oldu? Evet, doğru oldu. 8 elektron bağ yapımına katılmıştır diyor. Neyi öğrendim ben? Şu çizgilerin her biri birer bağı temsil ediyordu. Unutmayın, her bir çizgide aslında 2 elektron vardır. O zaman burada 2 tane bağ var ama iki bağda toplamda kaç elektron olacak? 4 elektron olacak. Yine burada da iki bağ var. O zaman diyorum ki her bağın ucunda birer elektron olduğundan dolayı diyoruz ki toplamda 8 elektron ne yapmıştır? Bağ yapımına katılmıştır. Bu da doğru mudur? Doğrudur. Ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmayan toplam kaç elektron var? 2, 4, 6, 8 tane de elektron bağ yapımına ne yapmıştır? Katılmamıştır da diyebilirdik. O zaman diyoruz ki doğru seçeneği sormuş D seçeneği ne oldu? Doğru cevap olarak karşımıza çıktı. Pekala. Bir diğer güçlü etkileşimimiz neydi arkadaşlar? Metalik bağydı. Hatırlayın güçlü etkileşimleri iyonik bağ, Kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3'e ayırmıştık. Metalik bağ nedir diye konuşacak olursak diyoruz ki metallerin son katmanında 1, 2, 3 gibi azıcık bir elektronu var. Yani buradaki elektronlar değerlik elektronları mıydı? Evet işte o değerlik elektronları aslında serbestçe hareket edebiliyorlar. Ve bu serbestçe hareketleri sonucunda bir elektron denizi oluşturuyorlar arkadaşlar. Bakın eksi yüklü bir deniz oluşturdular. İşte bu elektron denizinin içerisinde pozitif yüklü olan metal katyonları aslında ne yapmakta, yüzmekte. İşte burada artı ve eksi yükler arasında bir çekim kuvveti oluşacak. İşte biz bu elektrostatik çekim kuvveti sonucunda oluşan bağ ne isim vereceğiz? Metalik bağ adını vereceğiz. Lütfen bunun metalik bağ olduğunu çok iyi öğrenin. Şu yanılgıya da düşmeyin. İki metal atomu bağ yapmaz arkadaşlar. Bileşik oluşturmazlar böyle bir şey söz konusu değildir aksine Aslında metalik bağ bize bir demir parçasındaki Demir atomlarını bir arada tutan kuvvetten mi bize bahsetmekte Evet yani metalik bağ Demir atomlarını bir arada tutan nedir kuvvettir diyebiliriz ama iki metal atomu bağ yapmaz diyebiliriz Pekala bu elektron denizi modeli yani metalik bağ acaba bize ne gibi özellikler kazandıracak Tabii ki metalik bağ metallere çok güzel özellikler kazandıracak Hatırlayın metaller ısıyı ve elektriği iyi iletebiliyorlardı. İşte bu iyi iletmeleri ne sayesinde oluyor? Elektron denizi modeli sayesinde yani metalik bağın sayesinde mi olmakta? Evet. Onun dışında metaller parlaktı. Ter ve levha haline getirilebiliyordu. Bakın bu özellikler de aslında metalik bağın varlığı sayesinde karşımıza çıkmakta. Peki ter ve levha haline getirilebilmeleri onların esnek ve şekillendirilebilir olmalarından mı kaynaklı? Evet. O yüzden diyoruz ki metalik bağ bize bu özellikleri ne yapıyor kazandırıyor. Ve bir başka bilmemiz gereken şey ise kocaman bir yıldız atıyorum. Metalik bağın kuvveti bakın atom yarıçapı ile ters orantılıdır. Yukarıdan aşağıya doğru hatırlayın. Kardan adam kuralı vardı. Atom yarıçapı aşağıya doğru ne olmakta? Artmaktaydı. Metalik bağın kuvveti ise ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru giderken. Peki soldan sağa doğru Atom yarı çapı ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman metalik bağın kuvveti soldan sağa doğru ne olacak? Artacak. Güzel. Bu da aynı periyotta geçerliydi. Peki bu metalik bağın kuvvetine ben karar vererek aslında başka neye karar vermiş olacağım? Eğer metalik bağın kuvveti artarsa bir metalin erime noktası artar arkadaşlar. Çok önemli bir bilgi. Kocaman yıldız attık. Peki hala o zaman diyoruz ki neler gördük gelin bir de ona göz atalım. Kovalent bağ kavramı ile tanıştık. Polar ve apolar kovalent bağdan bahsettik. Kovalent bağı kendi içerisinde ikiye ayırdık. Polar deyince farklı cins ametaller bir araya geliyordu. Apolar kovalent bağ deyince ise aynı cins ametal atomları bir araya geliyordu. Moleküldeki polarlık ve apolarlıkla kovalent bağın polarlığı, apolarlığı aynı şey değildi. Moleküldeki polarlık, apolarlıkta kutuplaşmaya bakmıştık. Yani merkez atoma bakmıştık. Moleküllerin merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti varsa polardır dedik. Yoksa polardır dedik ve tablodan hangi molekül polar, hangi molekül apolar muhakkak göz atmamızı istemiştik. Daha sonrasında kovalent bağlı bileşikleri ne yaptık arkadaşlar? Adlandırdık ve atlandırdıktan sonra da güçlü etkileşimlerin son kısmı olan yani iyonik ve kovalent bağdan sonra metalik bağı gördük ve güçlü etkileşimler defterini ne yaptık? Kapattık. Evet arkadaşlar yorumlarınız bizim için oldukça değerli. O yüzden lütfen video yararlı oldu mu bunu muhakkak yorumlarda belirtin. Ayrıca bize eğer öneri ve tavsiyeleriniz varsa bunu da lütfen yorumlara yazın. Biliyorsunuz ki sizin önerileriniz ve tavsiyeleriniz bizim için çok değerli. Ve tabii ki ödüllü soruyu bulabildin mi muhakkak bunu da alta yorumlara yazmanı istiyorum. Ve tabii ki son adımda da videomuzu beğendiysen like atmayı unutmamanı rica edeceğim. Ay o zaman ödüllü sorunuz ekranda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.